Biliyorsunuz İYİ Parti ile CHP arasında bundan sonra acaba yeniden bir işbirliği olur mu diye konuşuluyordu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener görüşmüşlerdi. Ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin divan toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde ittifakın konuşulmadığını ifade etti. Akşener'in seçimlere tek başımıza girecek gibi çalışıyoruz dediği öne sürüldü. Biz hala buradayız. İYİ Parti ve İYİ Parti'nin mensupları burada. İYİ Parti ile CHP arasında ittifak olup olmayacağı merak konusuyken Akşener'den seçime müstakil girme çıkışı geldi. Önce bu parti seçime girebilsin diye Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. İYİ Parti Başkanlık Divanı Genel Başkan Meral Akşener liderliğinde yerel seçim gündemiyle toplandı. 4,5 saat süren toplantıda 2024 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçim hazırlıkları masadaydı. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta Meral Akşener'i ziyareti de gündeme geldi. Ziyaretin tebrik amaçlı olduğunu söyleyen Akşener, kurmaylarına ittifak konusunun konuşulmadığını aktardı. Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Sözcü yazarı Aytunç Erkin'in köşe yazısına göre Kılıçdaroğlu Akşener'e CHP içindeki yenilenmeden bahsetti. Akşener kurmaylarına seçime tek başımıza girecek gibi çalışacağız mesajı verdi. Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Girmiyorsak da gereğini yapmalıydık. Savaşmadık. Savaşmadık. Akşener'in Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığındaki CHP ile bir kez daha ittifaka yanaşıp yanaşmaması tartışılırken İYİ Parti cephesinde durum şu anda gözlemleme safhasında. Akşener'in Ekrem İmamoğlu liderliğindeki bir denkleme daha sıcak baktığı öne sürülüyor. Artık bu partide şımarıklık bitmiştir. Bu partide şımarıklık bitmiştir. Haksızlık bitmiştir. Saygısızlık bitmiştir.